Değerli izleyenlerim, bir başka soru. Sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle düzeltsin. Bu hadisi acaba nasıl anlamak lazım? Değerli dinleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkeran felyugayyirhu biyedihi. Sizden birisi bir kötülük gördüğünde eliyle düzeltsin. Fe illem yestati fe bilisanihi. Eğer eliyle düzeltemiyorsa diliyle düzelsin. Fe illem yestati fe bigalbihi. Diliyle de düzeltemiyorsa kalbiyle düzeltsin, kalben buğz etsin. Ve zâlike edâful iman, ama bu imanın en zayıf mertebesidir. Burada hadis-i şerif kötülüklere seyirci kalınmamasını, müdahale edilmesini bize ders veriyor. Ve bazı alimler bu hadisin yorumunda demişlerdir ki elden murat devlettir. Yani sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle düzelsin. Devletin eli güçlüdür ve bir kötülüğü durdurabilecek özelliktedir. İşte eliyle düzeltmek devletin görevidir. Diliyle düzeltmek, bu da diyelim ki alimler var, hatipler var veya günümüzde kalemiyle bir şeyler yazanlar var. Bunlar da doğrudan el değiller. Doğrudan belki güçleri o kötülüğü düzeltmeye yetmiyor. Ama en azından bunu ifade ediyorlar. Düzeltmek için gayret içinde bulunuyorlar. Kalpten de murat avam-ı müminin, yani avamdan olan insanlar. Bunların ne kuvvetli bir eli var, ne hikmetli dili var. Elle de dille de bir şey yapacak durumda değiller. Bu durumda ne yapabilirler? En azından yapılan kötülükler varsa bunlara taraftar olmazlar, seyirci kalmazlar. Kalben buğz ederler, hoşlanmazlar. Bu noktadan bu çok önemli bir ders vermekten. Ben buna, bu yoruma ilave olarak bazen şu yorumu yapmakta fayda görüyorum. Her insanın el olduğu yer vardır, dil olduğu yer vardır. Sadece kalben buğz etme durumunda olduğu yerler vardır. Diyelim evimizde doğrudan doğruya biz bir eliz. Diyelim evin çocuğunda problem var. Diyelim yalan söylüyor söz gelimi. Anne baba burada eldir. Doğrudan müdahale ederler. Çocuğu o kötü durumdan kurtarmaya çalışırlar. Elle ve dille bunu yapmaya çalışırlar. Bazen sadece dil oluruz. Bir takım kötülükleri gördüğümüzde en azından nasihat ederiz ve kurtarmaya çalışırız. Ama bazen de öyle olur ki ne elimiz onu düzeltmeye yeter, ne dilimiz. O anda en azından kalben hoşlanmayız. Demek ki her insanın hem el hem dil olduğu yerler var. İşte evdeki çocuğumuzun problemini halletmeye çalışırken devlet baba gelsin benim çocuğumu düzelsin demenin çok da mantığı yok. Evet, devletin eli var ama devletin eli her yere ulaşmayabilir. Bu durumda anne baba kendi çocuğuyla birebir daha ilgilenecekler ve onu düzeltmeye çalışacaklar. Diğer taraftan mesela bir öğretmen, bir sınıf öğretmeni kendi sınıfında bir eldir. Ve sınıfta eğer bir takım problemler varsa o problemleri çözebilecek durumdadır. İşte orada el olarak düzeltmeye çalışır. Ama okul çapında bazı problemler varsa okulun müdürü eldir. Milli eğitim sisteminde bir takım pürüzler, problemler varsa burada el Milli Eğitim Bakanı'dır ve onun yardımcılarıdır. Bunlar o tür kötülükleri düzeltmeye çalışırlar. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini bu anlamda anlarsak her birimize hayatın değişik kesimlerinde el, dil veya kalp olarak görevler düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve ben şunu ifade edeyim. El olunması gereken yerde bir insan sadece dil olarak kalırsa bu bir zaaf göstergesidir. Veya diliyle müdahale edebileceği bir yerde sadece kalben buğz ederse bu da yine bir zaaf göstergesidir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. En eftal cihat zalim sultana karşı hak ve hakikati söylemektir. Demek ki hak ve hakikati böyle haykırmanın gerekli olduğu yerler var. Ama bazen bir şey dememenin daha uygun olduğu yerler var. İnsan bu ölçüleri iyi bildiğinde hayatı boyunca el olması gereken, dil olması gereken yerleri belirler. Sadece kalben buğz etme durumunda kalacağı yerleri belirler. Bu şekilde fevri hareketlerden kurtulur, ölçüsüz hareketlerden kurtulur. Değerli izleyenlerim, başka bir soruya geçiyorum.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el harbu hud'a buyuruyor. Savaş bir hiledir. Bu hadisten hareketle Müslüman olmayanları aldatmak caiz midir, değil midir? Böyle bir soru sorulabiliyor. Savaş bir hiledir. Önce bu sözü doğru olarak anlamak lazım. Nerelerde kullanılır bakmak lazım. Ardından da Müslüman olmayanları aldatmak olur mu olmaz mı? O noktaya geleceğiz inşallah. Peygamberimizin bu ifadesi savaş oyunlarıyla alakalı. Yani savaş bir hiledir derken mesela 1071'de Sultan Alparslan'ın uygulamış olduğu hilal taktiği, Roman Diyojen'in ordusu karşısında önce sanki bozguna uğramış bir görüntü verdiriyor ve orta taraf geriye doğru çekiliyor ama kenarlar durmakta. Diğer taraf galip geldik böyle heyecanıyla hurra dalıyorlar ve Alparslan'ın ordusu çepeçevre onları kuşatıyor ve galip geliyorlar. İşte bu bir savaş oyunudur, savaş hilesidir. Savaşta bu gibi oyunları kim daha iyi bir şekilde oynayabilirse, bunları uygulayabilirse o galip gelir. İşte ecdadımız ve bütün dünya çapındaki başkaları savaşlarda bir takım bu tarz oyunları bir harp stratejisi olarak uygulamışlardır. Daha iyi uygulayanlar galip gelmişlerdir. Peygamberimizin hadisine bu noktadan bakmak gerekir. Yani bir savaş stratejisi olarak savaş bir hiledir. Kim daha böyle galip gelmenin yollarını iyi uygularsa o galip gelir. Ama buradan hareketle işte Müslümanlar Müslüman olmayanları istedikleri gibi aldatabilirler. Böyle bir hükme varmak son derece yanlış olur. Her şeyden önce ben şunu örnek vermek istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlik görevine Mekke'de başladı. Ve bir zamanlar dünyanın üzerinde sadece Müslüman olarak kendisi vardı. Ama gittikçe Müslüman olanların sayısı arttı. Böyle olmakla beraber Mekke'de 13 yıllık bir dönemde Müslümanların sayısı çok da fazla değildi. Azınlıktaydılar. Ve devamlı böyle eza, cefa, işkence bu gibi hallerle karşı karşıyaydılar. Peygamberimiz kendisine nübüvvet görevi verilmezden önce müşrikler tarafından Muhammedül Emin olarak biliniyordu. Emin Muhammed, kendisine güvenilen Muhammed. Ve getirip en kıymetli mallarını peygamberimize teslim ediyorlardı. Ve peygamberimiz muhafaza ediyor, onlar istediğinde de veriyordu. İşte İslamiyet geldikten sonra onlar yine peygamberimizin eminliğinde hiçbir şüpheleri olmadı. Mallarını yine vermeye devam ettiler ama peygamberimizin dinine girmediler. 13 yıllık bir Mekke döneminin sonunda peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın izniyle emriyle Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hicretten bir gün önce Hazreti Ali'yi yanına çağırdı ve ona dedi ki şu mallar İşte şu şuna ait, bu buna ait. Hangi kıymetli mal, kime aitse onları belirtti. Ben dedi işte gidiyorum. Sen de bunları sahiplerine verirsin. Daha sonra sen de gelirsin. Bakın burada peygamberimiz savaş hiledir. Bunlar beni Mekke'de barındırmak bile istemiyorlar. Müslümanlara hayat hakkı vermiyorlar. Ben bunların bu kıymetli mallarını götüreyim. Medine'de bunlarla bir ordu meydana getiririm. Silah temin ederim. Daha sonra gelir burayı alırız. Böyle düşünmedi. Ve o kıymetli malları, o mücevher türünden şeyleri sahiplerine iade ettirdi. Peygamberimizin böyle tavrından dolayıdır ki aradan bir 8 yıl geçtiğinde peygamberimiz tekrar Mekke'ye döndüğünde, muzaffer bir komutan olarak döndüğünde Mekkeliler toptan İslam'a girmekte bir beis görmediler. Çünkü peygamberimizin asla aldatmadığını, daima doğru olduğunu bütün hayatları boyunca görmüşlerdi. Eğer Peygamber Efendimiz orada beşeri bir zaafa düşüp de ben bu malları götüreyim, bununla işte silah temin ederiz öyle bir düşünce içinde olsaydı Mekke'yi fethetmiş olsa bile gönülleri fethedemezdi. Ve gönüllerin fethi Mekke'nin fethinden daha da önemli bir olay. Yoksa dünya çapında Cihangir bir takım komutanlar gelmişler. Ama bunlar eğer zulümle gelmişlerse insanların gönüllerinde taht kuramamışlar. Ama adaletle gelenler
hem maddi bir saltanatları olmuş hem de manevi bir saltanatları olmuş. Dolayısıyla savaş bir hiledir. Buradan hareketle gayrimüslimleri istediğimiz gibi aldatabiliriz anlamında kullanılamaz. Oralarda kullanılması son derece yanlış olur. Bizler Erzurum İlahiyat'ta okurken hocalarımızdan bir tanesi değerli profesör İbrahim Canan hocamız idi. İbrahim Canan hocamız bize bir defasında şöyle bir hatırasını nakletmişti. Dedi, ben doktora için Fransa'dayken orada bazı Türk işçileri bana şöyle bir soru yönelttiler. Dediler ki, hocam biz şu anda gayrimüslim bir ülkedeyiz. Acaba dinimize hizmet için bunları aldatmak caiz olur mu? Bunların fabrikalarında çalışıyoruz. Bunlara bu şekilde çaktırmadan bir zarar vermek dine hizmet hükmüne geçer mi? Canan hocamız onlara demiş ki, kesinlikle böyle bir neticeye varamayız. Böyle bir hüküm caizdir diyemeyiz. Peki neden diyemeyiz? Her bir Müslümanın İslam'ı temsil görevi de vardır. Ve insan nasıl ki diliyle bir şeyler anlatır, diliyle bir şey anlattığı gibi haliyle de bir şeyler anlatır. Ve Müslümanların hali başkaları tarafından da görülüyor ve gözleniyor. İşte Müslüman olmayan Fransa gibi, Almanya gibi yerlerde eğer Müslümanlar dosdoğru yaşarlarsa o zaman Müslüman imajı iyi oluyor. Ve gayrimüslimler diyorlar ki Müslümanlar kaliteli insanlardır, aldatmazlar, güvenilir insanlardır. Ama siz İslam'a hizmet adı altında onların yanında çalışırken hile yapacak olursanız bunun da farkına varıldığında Müslüman imajı zedelenecektir. Ve o zaman Müslüman gerekirse aldatan, kendine güvenilmeyen, kaypaklık yapan bir seviyesizliğe düşmüş olacaktır. Bu açıdan baktığımızda Kur'an'ın da genel hükümleri çerçevesinde meseleyi değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Müslümanlar kendi kabul etmiş oldukları şartları uygulamakla mükelleftirler. El müslimun ala şurutihim. Fıkıhta bir kural. Müslümanlar kabul ettikleri şartlara göre muamele etmek durumundadırlar. Dolayısıyla Müslüman olan birisi bir gayrimüslimin yanında çalışıyorsa, hangi şartlarda çalışacağını söylemişse ona göre işini düzgün bir şekilde yapması gerekir. Diğer taraftan bir ahit meselesi vardır. Verilmiş olan bir söz meselesi vardır. Kur'an-ı Kerim evfu bil ugud buyuruyor. Yani akitlere vefa gösterin. Ve ahde vefa göstermek Müslümanların en belirgin özelliklerinden birisidir. Bu şekilde baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir Müslüman, Müslüman olmayanlar tarafından bile güvenilir, itimat edilir, kaypaklık yapmaz kimseler şeklinde bilinmelidir. Belki burada istidradi olarak şöyle bir konuya da girebiliriz. Acaba günümüzde bütün Müslümanlar böyle midir? Bütün Müslüman kardeşlerimizin bu kalitede olduğunu söylemek zor. Müslümandır ama bakıyorsunuz yalan da söyleyebiliyor. Müslümandır, ölçüde tartıda hile yapabiliyor. Müslümandır, daha başka türlü falsoları olabiliyor. Arapların şöyle bir ifadesi var. Onlar diyorlar ki El-Kur'anu fi vadin, nahnu fi vadin ahar. Yani Kur'an bir vadide, biz başka bir vadideyiz. Kur'an'a göre yaşasak her şey çok güzel. Ve Kur'an-ı Kerim bize şunu da söylüyor. Onların size yapmış oldukları zulümler sizi haddi aşmaya sevk etmesin diyor. Yani bir kavim size daha önce zulmetmiş olabilir. Ama bu sizi ölçüsüzlüğe sevk etmesin. Onlara belli ölçüler çerçevesinde mukabele edin. Ve Peygamberimize Cenab-ı Hak şu talimatı veriyor. Eğer onlar hükmetmen için senin yanına gelirlerse aralarında adaletle hükmet. Bu ayetin açıklamasında merhum Hamdi Yazır diyor ki öyle anlaşılıyor ki hak kafire de taalluk etse yine haktır. Kafirin küfrü hukukunu ihlale sebebiyet veremez. Yani kafirin de kendine göre hakları vardır ve Müslümanlar başka din mensuplarıyla, başka insanlarla münasebetlerinde doğrudan doğruya adaleti esas almaları, belli Kur'an'ı ölçüleri esas almaları gerekmektedir. Bu şekilde olduğunda İslam'ın güzelliği, İslam'ın adaleti çok daha net bir şekilde dış dünyaya da mesaj olarak verilebilecektir.
Ben burada Almanya'dan bir hatırayı da nakletmekte fayda görüyorum. Almanya'nın bir şehrinde şöyle bir olay dinlemiştim. Lisede, Alman lisesinde iki tane de Müslüman delikanlı var. Ve Alman delikanlıları işte ve gençler okula gidip gelirken yanlarında yiyecek bir şey de getiriyorlar. Bu Müslümanlar da bu iki Müslüman talebe de getiriyor. Ama Almanların hiçbiri kendi yanında getirdiğini başkasıyla paylaşmıyor. Bu iki Müslüman ise hem kendi aralarında paylaşıyorlar hem de diğerlerine veriyorlar. Hristiyan kültüre sahip olan diğer Alman gençlerine veriyorlar. Neticede Alman delikanlılardan bir tanesi bunlara soruyor. Diyor ki biz hiç kimseye bir şey vermezken siz veriyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Ve o Müslüman kardeşlerimiz diyorlar ki dinimiz vermeye teşvik ediyor. Allah yolunda vermek, infak etmek, başkalarıyla paylaşmak. İşte bu noktada dinimizin teşvikleri var. Komşuya ikramda bulunmak. Bu mealde peygamberimizin teşvikleri var. Biz bunu uyguluyoruz. Bunun üzerine o soruyu soran Alman delikanlı, madem diyor dininiz böyle, ben de artık bundan sonra Müslümanım. İşte bakın bu olayda görüldüğü gibi, eğer Müslümanlar İslam'ı doğru dürüst anlarlarsa ve güzel bir şekilde yaşarlarsa illa çok şey anlatmalarına lüzum yok. Onlar halleriyle de çok belli bir şekilde İslam'ı anlatmış olurlar. Cat Stevens, İngiliz şarkıcı, Müslüman oldu. Yusuf İslam adını aldı. Bu zatın şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki bu zat, ben Kur'an-ı Kerim'i inceledim, Müslüman oldum. Ama eğer Müslümanların hal ve hareketlerine bakarak bu dini öğrenmeye çalışsaydım herhalde Müslüman olamazdım diyor. Bu da önemli bir hakikat. Yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadisleri gerçekten ideal insan modelini, kaliteli insan modelini ortaya koyuyor. Ve buna uyulduğu müddetçe o insanlar mükemmel oluyor. Fakat her zaman bu birebir örtüşmeyebiliyor. Kur'an'ın anlattığı insanla uygulamadaki Müslüman biraz birbirinden farklı olabiliyor. Ve gerçekten de şu ahir zaman dediğimiz zamanda Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini uygulama noktasında Müslümanların bayağı ciddi problemleri var. Mesela Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlıyor. Oku. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam utlubul ilme minel mehdi ilel laht buyuruyor. Beşikten mezara ilim talep edin. Bu şekilde dinin hükümleri ortadayken ama bakıyoruz ki günümüz şartlarında Müslüman olmayanlar bizden daha fazla okuyor. Avrupa'ya gidenler genelde anlatırlar. Biz de gittiğimizde görmüştük. Bir otobüs veya metro, tren onlara girdiğinizde bakıyorsunuz. Hemen hemen herkesin elinde okuyacak kitap, gazete veya dergi var. Ama bizim buradan giden insanlarımız hala daha o noktaya gelememişler. Onlar etrafı seyretmekle meşgul. Kur'an oku diyor. Peygamberimiz beşikten mezara ilmi talep edin diyor. Ama bir Müslüman bunu uygulamada problemi var. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim yalanı yasaklıyor. Ama bakıyorsunuz bir Müslüman bazen yalan da söylüyor. Kur'an-ı Kerim ölçüde tartıda eksik yapılmasını kesin bir şekilde yasaklıyor. Ama bakıyorsunuz uygulamada bir takım Müslümanlar böyle nefislerine mağlup olup biraz daha fazla kazanalım endişesiyle bu gibi adiliklere tevessül edebiliyorlar. Diyarbakır İmam Hatip'te görev yaparken hadis dersinde şöyle bir olay olmuştu. Şöyle bir hadis derste geçti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yalan yere yemin etmek malı sattırabilir ama malın bereketini giderir. Muhataplarımızdan bir talebe gayet masumane ama hocam dedi yalan yere yemin etmezsek malı satamıyoruz ki. Meğerse kendileri de ticaretin içindelermiş ve uygulamalarını anlattı. Bakın İmam Hatip'te okuyan birisi bile az çok dini bilen, haramı helali bilen birisi biraz daha fazla kazanalım diye yalan yere yemini sanki caiz gibi görebiliyor. İslam bu değil. Dolayısıyla şu anda bizler Müslümanlar olarak Kur'an'ın ve hadislerin emirlerini, yasaklarını ne kadar iyi bilir ve ne kadar iyi uygularsak İslamiyet'i o güzellikte temsil etmiş oluruz. Gerek kendi hayatımızda bu faydalı olur. Gerekse
başkalarına örnek olma noktasında bunun çok büyük faydaları görülür.